10 yaşındaki filozof konusu. Abi. Of. Abi çocuğu rahat bırakalım bence ya. He? Salsak bu çocuğu? Hadi. Abi çocuğu rahat bırakın ya. Yok. o şey çıkmış bir tane. O kafalardan bir tane çocuk var. Kardeş. Ben sana bir kitap önereyim. Heee analar bilmem nedir falan filan. Ananla ne biçim konuşuyorsun ya. Yani? 10 yaşındaki çocuk aga salın ya. Benim 10 yaşında altına sıçan arkadaşım vardı abi. 10 yaşında çoğunuz. Anne bana bunu al diye dolaşıyordunuz. Ne olmuş anne sen şuraya geç otur dediyse. Onun sorumlusu, onun suçlusu o çocuk değil ki. Onun suçlusu o anne. Sövecekseniz ailesine sövün. Çünkü çocuk. Annesine anne seni şöyle alalım şöyle otur dediği zaman kadın gidiyor oturuyor. Çocuk onu demeden saniyeler önce zaten anne şey diyor. Kendini aşmış bir insan çok insan ötesi bir insan. Çocuğu zaten dev aynasına sokmuş kadın göklere çıkarmış. E çocuk ne yapacağını nasıl davranacağını bilmiyor ki. Nasıl ki mesela sokaktan bir köpek sahiplenirsin eve getirirsin. O köpeği çok şımartırsan kendisini alfa zanneder. Kendisini alfa zannettiği zaman ne olur biliyor musun? Ne yapacağını bilemez. Saldırgan olabilir. Evde bir şeyler parçalayabilir. Siz yemek yerken size saldırabilir. Aynısı insan için de geçerli abi. Yani benliği kişiliği oturmamış bir insanı o evde ee, lord ilan etmişler. Çocuk takılıyor böyle. Tamam kitap okuyor eyvallah. Ama okuduğu kitapların %90'ını anlamasına ihtimal yok. Onu net söyleyeyim. Mesela Richard Dawkins okudum diyor. Abi ben biyokimya ve moleküler fizik okudum. Genetik, menetik biliyorum. Richard Dawkins'in bir sayfasını okurken bazen böyle oturup 10 dakika okuduğum oluyor sayfayı yani. Ben çok zorlandım okurken. O çocuğun okuyup anlamasına imkan yok zaten. İmkan yok. Ha okumuş mudur? Böyle çevire çevire okumuştur, bilmiyorum. Belki de okumuştur ama anlamasına imkan yok. Yani o yaşında o kadar genetik bilgisine sahip olmasına imkan yok. Neyse. Yani anne anneye bakıyorsun. Haklıdır da. Çocuğa bu eğitimi vermek zorundasın çünkü. Kaçınız annesine böyle düşünün abi. Kameralar size uzatılmış. Diyor ki Umekson Bey ne düşünüyorsun? F annen konuşmaya başlıyor. Sen anne ne diyorsun ki Umekson? Anne geç şöyle otur. Amına kor. Tadın kaçar. Kamer olmasına da gerek yok bu arada. Tadın kaçar bak kötü olursun. Anladın mı? Yani ailesiyle ilgili bir sıkıntı var. Çocuğu dev aynasına koymuşlar. Gökleri yüceltmişler. Çocuk ne yapacağını bilmiyor. Zaten kendi içinde panik bir çocuk. Belli ben psikolog değilim. Psikolog olsam bile zaten... ...karşına alıp konuşmadan... E, ...klinik bir şekilde incelemeden... ...karar vermek e, yanlış bir şey olur. Bunu bütün psikologlar zaten söyler... Ama ben annesinin davranışını anladığım kadarıyla e, evde çocuğu zaten çok yüceltmişler. Şimdi bir de toplum olarak yüceltiyoruz. E, çocuk 10 yaşında abi 10 yaşında çocuğa 10 yaşında gibi davranmak gerekir. Çocuk annesine bir şey dedi diye. Aa, aa Atakan senden bir bok olmaz yazan. 50 yaşında gazeteci gördüm. Şöyle yazmış kadın bu çocuktan hiçbir bok olmaz yazmış böyle sinirlenmiş falan eli ayağı titriyor. Aga siz kafayı mı yediniz? Ya herhangi bir AVM'ye çıkın. Annesini yumruklayan en az bir tane çocuk görebilirsiniz. Mehmet hayır bugün sana dondurma alamam. Sen de ediyorum anne. Her AVM'de en az bir tane görürsünüz abi. Deli misiniz kafayı mı yediniz yani? O çocuğa da gidip şey diyor musunuz? Bak anadan başka yar olmaz. Bunu aklına iyi kazı. 9 yaşındaki piç. Bana bak falan. Manyak mısınız abi ya? 9 yaşında 10 yaşında yani. 9-10 yaşında oğlum ne, nasıl davranmasını bir Yani ne beklentiniz vardı amına koyayım? Kafayı mı yediniz siz? İnanılmaz yani. O yüzden salsınlar çocuğu Ne olur salsınlar ya Şimdiden söylüyorum Neydi o ünlenen her kişinin peşinden koşan bir tane Neydi lan onun adı Abidin miydi Ukrayna'da e, Kadınlar seks yapıyor Hayrettin ha videosu çekiyordu böyle Baya komik Güldür güldür Hayrettin hayretti şimdiden söylüyorum Abi Atakan'a bulaşma bak o çocuk bak ona bari bulaşma. Allah aşkına ya. Bak şimdiden söylüyorum. Aynen abi. Hayretli bir videosu yapıyorum şu an bak. <laughs> Ukrayna'da seks var. Türk öğrenciler Ukraynalı kızlarla sevişir. <gülüyor> 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 Ee, yani siz seks mi yapıyorsunuz? Evet abi. <laughs> Look at me. My name is Hayreddin bro. <laughs> yeah. Evet çok eğlendiğimiz üzere. Çok eğlendik. Yayınımıza başlayabiliriz yavaştan. 31 yaşında adam su şu hareketler yakışıyor mu lordum? Ne yapayım seviyelerine düşmeye çalışıyorum. Seviyelerine düşmeye çalışıyorum. La buna gülüyorlar bir de ya. Oğlum buna gülen bir güruh var lan. Allah kahretmesin. Ekip hazır mısın? Kimse yes. ses vermiyormuş. The <laughs> real OG Stop motherfuckers man. ha? Ah oh shit. Oh shit man. Oh shit. Peki. Shit man bugün erkenden okuyacağım biriktirmeyeceğim. The Danger Online Mua, 7. ayında yayında seks yazıyormuş. <laughs> Can e, Çenkov, Çenkov Chenkov kim? Can'den Kroll'la karıştırdım. 3. ayında. Hoş geldin. Efendim. Ben Volkan 7. ayında. Zayko 3. Fledik 32 ay. Şöyle diyor ki zengin olsan akşam yemeğine söylersin yemek sepetinden. E, zengin olsan mı? E, zenginim abi zaten. Ama yemek sepetinden yemek söylemiyorum. Eve kendim satın alıp evde yapıyorum Kesinler ben genelde. Ya. Ben yani geldim geleli yemek sepetini çok kullanmadım. Türkiye'de bu bir bağımlılık olmuş sanırım ya. Her gün tost diyorum her gün. Aa İnanam siktir git azdı chatten. O kadar bağımlılık olmuş ki herife. Benim yemek sepeti kullanmadı mı inanmıyor bile anladın mı? Nasıl kullanmasından senin amına <laughs> çıkabilin falan diye dolaşıyor. Doğru ya bağımlılık tam. Yo valla biz yemek sepeti kullanmıyoruz adam inanmadı ya <laughs> kullanmıyoruz abi Sa ayda bir iki vallahi billahi Rıssama. yani yemeklerin yüzde doksanını hanım yapıyor ama ben de arada bir yapıyorum yapıyorum değil mi hayatım dün yaptığım salata nasıldı bir duydunuz oluyor. mu bilmiyorum dün bir salata yaptım evet. Damn bro yani böyle vücudu titreten cinsten. Abi senin bir makarnan vardı. Tay yani... bir dakika, Tay masajı yapmıyorsan zengin sayılmazsın dedi birisi. Şu an e, belimden sakatım diye gidemiyoruz ama biz zaten hanımla masaja gidiyoruz. Tay masajı değil ama ortaya karışık masaj. Combo abi, hamam, sauna, buhar odası, masaj ending. Zengin sınıfına girer miyim? Volkan gelin abi gidelim. Gidelim abi çok iyi VIP masaj. Hanımınla gidebiliyorsun abi. Geliyorlar yoğuruyorlar yoğuruyorlar. Ebeni suratını ağzını ırzını böyle sıçıp sikip yolluyorlar abi. Bir çıkıyorsun böyle. Bir de sen hayvan gibisin ya. Senin sırtında da yürüyecekler. Benim sırtımda yürüyorlar. Hanıma kıyamıyorlar mesela. Kadın bakıyor böyle. Bu ne lan camış gibi. Puat vuruyor böyle. Etime vuruyor böyle. pat. bunu yumuşatmak için diyor. sırtımda yürümem lazım diyor. Çıkıyor abi. Sırtımda yürüyor amına koyayım. hanım Hanıma tabii yapamıyorlar hani böyle. Ufacık ya. Puh <laughs> Allah'ım <'ın> ayısı diyor. <laughs>